Arkadaşlar denklem çözme test 3 birinci soruyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacakmışız? Payda işlesek bu işi götüreceğiz. Buraya 5 buraya 2 yaptık. Şimdi ee, burası 20 artı 5x bölü 10 eksi 2 eksi 2x bölü 10 eşittir 6. Yapılan en büyük hata bu ikisi birleştirilirken şu eksinin Buna konurken, buna konmaması, dağıtılması, unutulması. Bu işlem şöyle olacak: 20 artı 5x kaldı, eksi 2 artı 2x bölü 10 eşittir 6. E, 20'den 2 çıktı, 18. 5x 2x daha artı 7x. Şuradaki 10 diğer tarafa çarpı diye gitti, eşit 60. Demek ki 7x eşittir 42, e, x eşittir 6 zor bir soru değil arkadaşlar denizli. Şimdi işlemimizi yine yapacağız. Bu sefer payda işleme yine var. Buraya 3, buraya 2. Şimdi yaparken bu sefer öğrenelim. Şöyle yapalım. Tek çizgide 3 kere 2, 6, 3 kere 2, 6'ya geldi mi? Geldi. 3 çarpıyorum. 3x artı 3. Buraya 3x artı 3'ü koydum. Eksi dağıtırken 2 ile çarpıyorum. 2 kere 2x, 4x. Eksi koy başına eksi 4x. 2 kere eksi 1 eksi 2 eksi 2 eksi koy başına artı 2. Eşittir 3x artı 1 bölü 6. Aşağıdakiler aynı gitti. Burayı yaparsak 3x'ten 4x çıktı. Eksi x artı 5 eşittir. 3x artı 1 geldi. Eksi x arkadaşımızı buraya şutlarken biri buraya şutlayalım. 5 artı 1 eşittir. 3x artı x. 6 eşittir 4x şey yanlış yapmış. 5 eksi 1. Evet arkadaşlar yanlış hemen gördüm. Hiçbirini de söylemiyor. 5 eksi 1 eşittir. 3x artı x. 4 eşittir. 4x. Demek ki x eşittir. 1'den başka bir şey olamıyormuş arkadaşlar. İkinci soru da Adana geldi. A artı B artı C kaç bunları vermiş bana buluyor. Şimdi bir fikrim var. Ben bunların hepücüğünü çarpsam. A ile A A kare, B ile B, B kare, C ile C, C kare, A çarpı, B çarpı, C'nin karesi oldu. Bu da ne etti? 12 kere 12, 12'nin karesi oldu. O zaman A çarpı, B çarpı, C eşittir 12 oldu mu? Şimdi AB 2 olduğuna göre C 6 olmak zorunda. Belli. C 6 ise B 1 olmak zorunda. C 6 ise A 2 olmak zorunda. Bunların toplamı da. 9 ediyor. Soruyu çözü verdik. X'in bütün sayı değerleri için sağlandığına göre demek ki X'e bağlı bir denklem değil. X'e bağlı bir denklem olmaması için X'in katsayısının 0, A'nın 3 olması lazım. Ve denklemin sağlanması için de buranın tutması için B'nin bir olması lazım. A'ya 3, B'ye 1 verdik. Toplam 4. Tersten okuyalım. C, C, A, D. Bakalım olmuş mu? C, C, A, D. Geldik 5 numaralı soruya. Denklemin çözüm kümesi boş küme olması için hangisi doğrudur? Şimdi eğer x ile bir sayı çıkarsa elimizdeki x ve bir sayı çıkarsa yani mesela 3x eşittir 7 varsa x eşittir 7 bölü 3 bile olur. Çözüm olur. Demek x'in başında bir sayı olmamalı. Çünkü x'in olması bu kurtarıyor buranın. O zaman burayı 0 eşit demeliyim. Yani a'ya 3 vermeliyim. a'ya 3 verdikten sonra buradan kurtulmuş oldum. Bu sefer b artı 2 eşittir 0. Yani b eşittir eksi 2 çıkıyor. b de b o zaman eksi 2'den başka her şey yazarsan bu iş tutmaz. Başka ne yazarsan yaz. O zaman aradığımız çıktı A3 olacak. B de eksi 2 olmayacak. A3 B0 olur. Arkadaşlar A3 ha. boş küme olduğuna göre hangisi doğru? A3 B0 oluyor bu. Ha x eşit 0 oluyor. Pardon. A3 B0 olmuyor. Eksi 2'den başka her şey olacak diyoruz ama A3 iken B'ye bir sayı veri B0 olur mu? Olmuyor. 3 0 x b 0 2 ha olmuyor. Bu olmuyor olur ya. Oldu bu. A 3 b eksi 2 değil. Tamam bu doğru zaten. Bu bizim dediğimiz ama bu da doğru. A 3 b eşit değil 2 yanlış. Arkadaşlar bunun hepsi yanlış. Burada iki tane doğru şık var. Muhtemelen D dedi. Ama B 0 olunca bu 3'e 0 olunca oluyor. Göstereyim size olduğunu. Ee, buna 3 koyduk. Buna da 0 koyarsak. 3 koyunca bu gitti. 2 eşittir 0 çıkıyor. Yanlış. Çözüm kümesi yanlış olunca olmaz. Ee, boş, boş küme olur. O yüzden bu o, uygundur. Eksi yıkı dışındaki her değer içinde aynısını yapmaya devam edecektir. Buna verdiğimiz her değer içinde. İkisi de doğrudur ama buna D dedi herhalde. Yanlış dedi. Bakayım. 5. D demiş. Arkadaşlar hem A doğru hem D doğru üzücü. Hem A doğru hem D doğru. Devam edelim. Değiştirdik. Olduğuna göre x artı y artı z toplamı kaçtır? İki denklem var, üç tane bilinmeyen soruluyor. Demek ki tek tek bulamazsın kardeş. Yok etmeden toplayarak işi halletmek zorundasın. Bir kere onu sana söyleyeyim. Ee, nasıl yapabiliriz? Ona bakalım şimdi. Şimdi şunu. Pardon. Eksi 2 ile çarpsam ne olur? Eksi 4x artı 2y eşittir eksi 4 olur. Toplasak 7x ile eksi 4x 3x y ile 2y 3y 3z altında bir şey yok 3z eşittir 19 eksi 4 15. 3 e, parantezinde x artı y artı z'nin 15 olması için x artı y artı z bize sorulan şey 5 dememiz lazım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki basit bir sayıyla çarpıp topladığınızda çıkıyor. Azıcık dikkat etmek lazım. Yandaki toplama tablosuna verilenlere göre A artı A çarpı B çarpı C nedir? Şimdi buradan yazarsak A artı B'nin 7 olduğu belli. Şuradan yazarsak A artı C'nin 10 olduğu belli. Şuradan yazarsak B artı C'nin ne belli? 13 olduğu belli. Şurayı toplarsak ne olur? 2A artı B artı C 17. E B artı C 13'tü. Demek 2A'ya 4 kaldı. A'nın 2 olduğu belli. A2 ise B5 A2 ise C8. O zaman çarpımları 2 çarpı 5 çarpı 8. 80'den başka bir şey değildir. Edirne. Birer doğal sayı diyor. O zaman falan nedir? Bu çok güzel bir soru, soru arkadaşlar. Bu e, iki kare farkı, iki kare farkı çarpanlara şöyle ayrılır. A eksi B çarpı A artı B diye ayrılır. E, 23. 23 de özel bir sayı asal. 23 çarpı birden başka bir şey olamaz. Doğal sayı olması için küçük olanı eksiliğe büyük olanı buna yazmamız lazım. O zaman A artı B'nin 23, A eksi B'nin 1, toplamlarının 2A'nın 24, A'nın 12, B'nin 11 olması lazım. O zaman A 12 artı 2 tane B 22 34 eder arkadaşlar. Cevap Adana. Geriye doğru gidelim. A E E D A E E D Böylelikle testin yarısını bitirdik. Geldik diğer yarısına. X çarpı Y nedir? kolay gözüküyor. Şöyle toplasak 4x eşittir 20 x eşittir 5 5'ten ne çıksa 3 olur 2 y eşittir 2 o zaman çarp 10 cevap Edirne 10 numaralı soru eşitliği sağlayan AB reyası ikilerinden birisi 2'ye 1 olduğuna göre birisi buysa bunu yerine koyacaksın A'ya 2 B'ye 1 koyduğunda sorunun çözülmesi lazım 1 bölü aşağısı 5 artı 2 bölü x artı 1 eşittir 3 bölü 5. 1 bölü 5'i diğer tarafa şutlarsak 2 bölü x artı 1 eşittir. 3 bölü 5 eksi 1 bölü 2. 1 bölü 5 özür dilerim. 3 bölü 5'ten 1 bölü 5 çıkarsa 2 bölü 5 kalır. O zaman 2 bölü x artı 1'in şurası 1 de unutma. E eşittir 2 bölü 5 olması için üstler aynı altlar da aynı olmalı. x artı 1'in 5 Demek ki x'in 4 olması mecbur kardeş. Adana. x kaçtır diye bir soru vermiş. Hmm, 0. Neden böyle bir 0? Bakalım. Toplayalım. Eşitliğin sol tarafı x, x, 2x var. Bir y, bir z var. y artı z var. Sağ tarafında da y artı z var. y artı z, y artı z'yi götürür. 2x eşittir 0. Demek ki x'e 0 vermekten başka şans yok. Hatta verilenlere göre 0 verince de y eşittir z'ymiş. Evet, e, basit ve güzel bir soru daha geldi. Payda işlememiz gerekiyor. Bu payda işlemeyi amele gibi yapmaya yapabiliriz. Ama artık şunu öğrenmen lazım. A artı B bölü C'nin A çarpı C artı B bölü C olduğunu zınk diye yazabiliyor olman lazım. Oradan sebep 2 artı AB bölü A eşittir 6. Ve bu A'yı öbür tarafa atarsak 2 artı AB'nin 6A denmesi lazımdı. Şuradakini yaparsak bu sefer bu da 2 artı AB yine bölü B eşittir 18. O zaman 2 artı AB eşittir 18B. Şimdi diyeceğimiz şey ne? Eşitliğin sol tarafları aynıysa sağ tarafları aynıdır. 6A eşittir 18B. O zaman 1, 3, A bölü B eşittir. 3 bölü 1, yani 3 denizli. Şimdi gerisin geriye gidelim bakalım. D, C, A, E, D, C, A, E. Geldik 13 numaralı soruya. Evet arkadaşlar. iki denklem vermiş ve x artı y'yi soruyor. Demek ki Z'lerin yok olması lazım. Z'leri yok etmek için ne yapacağız? Çıkartma yapmamız lazım. Çıkartmayı dağıtırız. Eksi, artı, eksi, eksi. Şimdi toplayalım. 7x, eksi 2x daha 5x. E, 4y, y daha 5y. 3x, 3z'den 3z çıktı gitti. Eşittir. 37'den 17 çıktı. 20. 5 parantezinde x artı y'nin 20 olması için x artı y'nin 4'ten başka bir şey olması mümkün olmaz arkadaşlar. Denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz sayıda. Reel sayı ikilisinden oluştuğuna göre a artı b toplamı nedir? Sonsuz sayıda oluşması, bakın bunu birkaç soru evvel gösterdik. Ee, o, o ne demek? İki doğru ya paraleldir, ya çakışıktır, ya da kesişiyordur. Şimdi Bunda hiç ortak nokta yok. Bunda sonsuz sayıda bunda bir tane. Sonsuz sayıda dediğine göre ikisi çakışık. Yani aynı denklem diyor bunlar. Aynı denklemse bunu 2 ile genişletseydim 2ax eksi 10y eşittir 14. Aynı denklemler olduğuna göre 8 ile 2 aynı olmalı. Yani 2a eşittir 8 olduğuna göre a eşittir 4. Buraya 4'ü koydum. b eşittir eksi 10 olmalı. b yerine de eksi 10 koydum. 4 eksi 10 cevap eksi 6. Burası arkadaşlar. Şu doğru e, şey doğrusal denklem sistemleri geçti demin bir soruda yazmıştım. Kaçıncı soruda yazdık onu biz? Bir bulmaya çalışalım. Yine mavi miydi şansa? Bakalım bulacak mıyız? Bir test önceymiş galiba. Önemli olması. Ha burada arkadaşlar. 15. Bir önceki test 15. soru arkadaşlar. Şimdi test 215 15 onu da buraya yazalım şimdi. Test 215 Test 2 15. soru. Bunu dinle bu soruyu kesinlikle. Dinle bunu. Evet. İşlemi yapalım. Ee, arkadaşlar şurada bir şu işlemi bir götürelim. Bunu B bunu A ile yapsaydık ne olurdu? A artı B bölü AB eşittir. Şu bize sorulan şey X olurdu. E biz bunu ters çevirirsek A artı B bölü AB 8 bölü 3'tür. Yani bize sorulan şeydir. Cevap Denizli. Yine o soruya geldik arkadaşlar. Çözmesi çok zevkli ve çok kolay. Tersten başlayacağız. 6'dan ne çıkarsa sonuç 4 olur. 2. 6 Neye bölürse sonuç 2 olur? 3 6'dan ne çıkarsa sonuç 3 olur? 3 6 neye bölünürse sonuç 3 olur? 2 i̇ki. 2'ye ne eklersen sonuç 2 olur? 0 Cevap Edirne zor bir soru değildi arkadaşlar geri geri gidelim E D B B E D B B Evet arkadaşlar bu test de bitti. Bir dahaki testte görüşmek üzere.